Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Bugünkü yepyeni bir videomuzda, videomuzun başlığında da görmüş olduğunuz üzere, bugün slot iptali nasıl yapılır Zmod üzerinde. Bugün bunu göstereceğim. Yapmamız gereken ilk baştaki işlemden hemen önce sizlere vermem birkaç bilgi var. Yapmamız gerek şöyle yaptığımız kullandığımız Zmod'da şu anda benim kullanmış olduğum Zmod crackli olduğu için import yapacağımız parça 180 derece dönük olacaktır. Crack olduğu için eğer ki siz lisanslı orijinal bir Zmod kullanıyorsanız direkt import yaptığınız gibi istediğiniz yönde çıkacaktır parça. Bunun bilgisini vereyim. Eğer crack ile Zmod kullanıyorsanız 180 derece döndürmeniz gerekmekte. Crack ile olduğu için. Şimdi ise ben bugün sadece şöyle sizlere göstereceğim bir parça var. Bu da B-Grill. B-Grill'e şöyle yaklaşalım hemen left'ten. Aracımızda B-Grill burada mevcut oluyor gördüğünüz üzere. Biz bu B-Grill'i nasıl buraya bir parça ekleyeceğiz. Skoda'da bu Skoda modunda B-Grill'de direktman buraya far geliyor. Tabii bu tırlarda herhangi başka bir parça olabilir. Orası tamamen size senin veya modun yapımcısına kalmış bir şey. Nasıl ayarladıysa o şekildedir. Şimdi ise biz bu B-Grill'e eklememiz için buradan B-Grill'in komutunu bulmamız gerekiyor. B-Grill gördüğünüz üzere burada mevcut. CS Base'in içerisinde eğer Skoda'ya bir parça ekliyorsanız. Bunu yapmadan hemen önce size şöyle bir bilgi vereyim. Ekleyeceğimiz parça B-Grill. Ama ve lakin bu Skoda'da veya bir başka bir modda B-Grill'in konumu başka bir yerde başka isimle olabiliyor. Şöyle göstereyim sizlere. Normalde bir parça eklediğimizde update. Ve burada B-Grill olması gerekiyordu. Biz bu B-Grill'i bilmiyoruz. Burada hani bakmanız gerekiyor. Tek tek dosyalar bakmanız gerekiyor. Ama daha hızlı bir yöntemi var. Bu hızlı yöntemi ise şu şekilde oluyor. Buradan def'e geliyorsunuz. Def'ten Vehicle'a giriyorsunuz. Tra'a giriyorsunuz. Skoda Superb veya sizlerde ismi neyse ona giriyorsunuz. Accessories'e giriyorsunuz. B-Grill'e giriyorsunuz. Burada Shark 1 var. Shark 1 dosyasının içerisine giriyoruz. Burada Vehicle, Truck, Update, Bottom Gear, Skoda Superb, Bottom Gear 01 PMD dosyasıymış. Buradaki PMD, Bottom Gear 01 PMD dosyası bizim modelimiz. Dosya konumumuzu da öğrenmiş olduk. Update'in içinde Bottom Gear yani B-Grill adındaymış. Bu başka isimli olabilir. Adam buraya kendi ana dili neyse buraya onu yazmış da olabilir. İngilizce harfler kullanarak. Tamamen o modun yapımcısına kalmış bir şey. Şimdi yapmamız gereken işlem bizim aracı ekleyeceğimiz parçayı bulmak olacak. Hemen şöyle kapatayım ben. Buradan konumumuzu seçtik. Import yapıyoruz. Import'tan ise aracımızın olduğu konumdayız. Bir geri geliyoruz. Update'e giriyoruz. Burada neydi? Update. Bottom geldi. Bottom gelme içinde Skoda Superb'ti. Skoda Superb'in içinde Bottom Gear 1 PMD'ydi. Bunu importluyoruz. Aracımızın base'ini doğru olduğuna emin oluyoruz. Base doğru. Benim masa üstünde Skoda Superb adında bir dosya. Bunu importluyorum. Ve parçam geldi. Sis lambaların burada aynı şekilde düz duruyormuş gibi olabilir. Ama aslında düz değil. Ben buraya çektiğim zaman bu parça tamamen ters bir şekilde dönecek. Bunun sebebi de crackli Zmod olmasından kaynaklı. İlk başta geliyoruz. Parçamızı seçiyoruz. Parçamızı seçtikten sonra Isolated'e tıklıyoruz. Ve Isolated'e tıkladıktan sonra ise şunları bir tıklatayım. Isolated'e tıkladıktan sonra Properties'e tıklıyoruz. Buradan Rotation'ı seçiyoruz. Rotation'dan Y eksenine çift tıklayıp bu alanı seçip buraya 180 yazıyoruz. Daha sonra Enter'a basıp Apply dediğimizde parçamız bu yöne bakarken aksi yönüne bakmış olacak. Isolated'den görebiliriz. Aksi yönüne bakıyor. Şimdi ise şuradan aracımızı açayım. Hızlı kayıt alıyor. Kaydını alsın. Geldi. 4x2'de gördüğünüz üzere tam aksi yönünde. Şimdi ise yapmamız gereken diğer işlem B-Grill'in üstüne sürüklemek olacak. Şu şekilde yapıyoruz. Bottom Gear'li tutuyoruz. B-Grill'in üstüne CTRL tuşuna basarak B-Grill'in üstüne bırakıyoruz. Ve gördüğünüz üzere aracımızın üstüne geldi artık. Bunu yaptıktan sonra ise bu B-Grill'in içerisinde Bottom Gear'in içerisinde ve Default Part'ı açıyoruz. Ve burada bulunan 2, 4, 5 tane parça var. Bu 5 parçayı da seçiyoruz. Bu 5 parçayı seçip direkt olarak buradaki bölümün içine atıyoruz. Şöyle arasına attığımızda buraya gelecektir.
Şimdi şu anda sloplu ama ve lakin biz buradaki parçamızı hazırladık. Şimdi ise buradan slotu kaldıracağız. Delete yaptığımızda artık aracımızda B-grill yok. Ama ve lakin defleri de ayarlamamız gerekiyor. Bu artık eklediğimiz B-grill'de eklediğimiz parçamız aracımızla birlikte olacak. Şimdi ise dosyalarını kaldırma işlemine geçelim. Buradan geliyoruz. Şöyle hemen sizlere göstereyim. Aracımıza gelelim. Def'e geliyoruz. Hemen bir dakika. Şöyle vehicle'a girelim. Vehicle, truck, update. Buradaki bottom geldi. Artık işimiz yok. Buradaki parçayı biz aktardık zaten. Bunu kapatacağız ama velakin şeyimiz açık. Şöyle yapalım. Biz bunu importlayalım. Hemen sizlerle birlikte. Pardon, exportlayalım. Çok özür dilerim. Exportlayalım. Aracımızın dosya konumuna geçelim. Skoda Superb Car PMD'nin içerisine exportluyorum. Evet diyorum ve aracımızı içerisine exportladık. Daha sonradan Z modumuzu kapatıyorum. Zaten halletmiştik. Buradaki bottom girdi zaten eklediğimiz için siliyoruz. Daha sonradan bir adım daha geliyoruz. Def'e tıklıyoruz. Def'in içerisinde vehicle, vehicle'dan truck, truck'tan Skoda Superb, buradan aksesuarisi giriyoruz. Buradaki B girdi de tekrardan içine bakalım hemen. Hatta iki tane var. Biz zaten attık, diğerini de kullanmayacağız. B girdi de siliyoruz. Ardından bir geri geliyoruz. Bu sefer truck dealer. Ben man olarak ayarladım. Sizler de nasılsa hangi aracın traktörlerini kullanıyorsanız bunu açıyorsunuz. Bu arada ben isimliği falan hazırlamadım. Buradan geliyorsunuz. Buradaki Beygirli'yi de siliyorsunuz. Aynı şekilde boşluk kalmayacak. Daha sonradan buradan Beygirli'yi bulmanız gerekiyor. CTRL ile F tuş kombinasyonu ile buradan şey buluyorsunuz. B aklıma bir şey geldi. B grill'i buluyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buradaki B grill'i de parantezden tutuyorsunuz. Üstteki boşluğa kadar siliyorsunuz. Boşluksuz, iki boşluk değil, bir boşluk kalacak şekilde hazırlıyorsunuz. Kaydediyorsunuz. Arkadaşlar bu şekildeydi. Slot iptalimiz bu şekildeydi. Bir sonraki Z mod derslerinde veya bir sonraki Z mod videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Emeğin karşılığı babında abone olmayı, çanları açmayı, like atmayı ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.